Tinder Opta PLC'nin Arduino'ları programladığımız Arduino IDE programıyla programlanmasına yönelik birkaç videodan oluşmuş bir video serisine başlıyorum. Bu videoda Opta PLC'yi Arduino IDE ile programlayacağım. Programlarken de örnekleri benim daha önce kumanda.org'a atmış olduğum, ders notları sayfasına atmış olduğum Arduino temel programlama ders notum var. Bu ders notundaki örnekleri Opta'ya uyarlayıp Opta'da kullanacağım. Şimdi bu ders notu güzel bir not. Kendim yaptım diye demiyorum, temel olarak başlayanlara. Çünkü birkaç tane çözümü varsa çözümleri anlattım. Her komut satırı ne işe yarıyor, bunları tek tek anlattım. Peki burada ilk yapacağımız örnek hangisi olacak? Şu. Arduino kartının 8, 9, 10, 11, 12 numaralı pinlerine bağlı olan ledleri aşağıda zaman grafiğinde verildiği şekliyle yürüyen ışık şeklinde yakacağız. Burada şu var. Arduino'da pinlerin numarasını siz seçiyordunuz. O pinin input mu, output mu olduğunu siz seçiyordunuz. Ama Arduino pin adreslemeleri ne şekilde? Bu şekilde. Örneğin inputlardan başlayacak olursak input 1'den 8'e kadar var. Input olarak bunları adreslediğimizde A0'dan A7'ye kadar bir isimlendirme veriyoruz. Output'ları 4 output'umu D0'dan D3'e. Burada durum ledleri var. Bu ledleri D0'dan D3'e kadar, led D0'dan led D3'e kadar isimlendiriyoruz. Üstünde bir tane buton var. Bu buton BTN User. Üstünde bir tane mavi led var. Bu led'i de led User olarak isimlendireceğim programda. Burada çift renkli led var. Kırmızı yakarsanız led R. Reset, eğer bunu yeşil olarak yakarsanız reset R. Bunun başka bir ismi daha vardı. Onu program sırasında söyleyeceğim. Yani şunu çift isimlendirmişler. Opta'nın giriş ve çıkışları bu şekilde. Şimdi bu örneği ben Opta'ya göre tekrar düzenledim. Kopyala yapıştır yapacağım IDE programına. Çünkü yazarak vakit harcayıp videoyu uzatmak istemiyorum. Geldim. Bunu anlatacağım şimdi ne olduğunu. Ctrl A ve şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir integer değer hafıza alanı oluşturuyorum. Bu hafıza alanına süre diye isim veriyorum. Bu süreye de hazır atanmış değer olarak da 500 değerini veriyorum. Burada beklemelerim var. Süreyi burada kullandım. Buralara da tek tek 500 yazabilirsiniz ama hani değişmek istediğinizde 50 her birini girip tek tek değiştirmeniz lazım. Buradaki değişkenin değerini değiştiğinizde program, örneğin burada süreyi kullanacağı zaman INT süre hafıza alanındaki bu değere bakar. Yani değişiklik yapmanız gerektiğinde her seferinde bunu değişmek zorunda kalmazsınız. Bir de değişken atamanın şöyle bir yararı vardır. Program içerisinde bunu arttırıp eksiltebilirsiniz. Arttırıp eksiltmelerde de bir değişken olarak atamak zaten zorundasınız. Burada Void Setup kısmım var. Burada Pin Mod demişim. LED D0 neydi? Bu üstündeki ledleri veriyordu. Output LED D1, Output LED D2, Output LED D3. Output yani çıkış olarak ben programa bunları tanıtmışım. Daha sonra gelmişim Void Loop'a. Burada demişim ki yaz LED D3'ü low yap, yani 0 yap. Niye burası 0? Biraz sonra göreceksiniz. Döngü başa döndüğünde, çünkü bu döngü şeklinde yanacak. Döngü başa döndüğünde 3 sönecek ki hemen peşine buradaki D0, LED D0 devreye girsin. Ne yapmışız? Digital write, yani dijital olarak pine yaz. LED D0 pinine yaz. High. LED D0'ı 1 yap demişim. Süre kadar beklemişim. Burada süre milisaniye bazındadır. 500. Daha sonra demişim ki 0'ı burada yakmıştık. 500 milisaniye burada söndür. 1'i yak. 500 milisaniye sonra 1'i söndür. 2'yi yak. 500 milisaniye sonra 2'yi söndür. 3'ü yak. 500 bekliyor. Loop da döndüğünde bunu söndürüyor. D3'ü söndürüyor. Ve döngü şeklinde tekrar LED D0'ı yakıyor. Bunu PLC'mize gönderelim. Ha, önce şuradan Opto bağlı diyor. Tamam, COM1. Buradan seçtim. Şuradan da upload edeyim. Şu anda gönderdi ve çalışmaya başladı. Biraz sonra diğer kameraya geçeceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada delay komutunu kullandım. Delay komutu şu şekilde çalışıyor. Programı süre kadar 500 milisaniye durduruyor. Yani program delaylara geldiğinde program duruyor. Şimdi elinizde Opta gibi bir tane PLC'niz var. Ve duran bir program. Yani bu PLC'yi ben sadece buradaki 4 tane LED'i sıralı yakmak için kullanmayacağım. Bu OLED'ler yanarken arkasında başka işler de yapacak. Başka çalışmalar da yapacak ama delay komutunu kullandığınız sürece orada bekliyorsunuz. Yani şöyle bir şey yaptığınızda bakın 500, 1, 1500, 2000.
Şu anda bu işlemi yaparken 2 saniye PLC'yi ben durduruyor. Ha, bunun altına indiniz, başka şeyler yazdınız, başka programlar yaptınız. E şimdi o programlar çalışırken de program döngüsünde gecikmeler oluyor. Çünkü her döngüde çalışıyor. O nedenle bunu sadece delay'e örnek olsun diye yaptım. Bir daha delay komutunu kolay kolay kullanmam. Çünkü bu bir Arduino değil. Basit projelerde kullanacağınız bir ürün değil. Bu otomasyon ürünü, endüstriyel bir otomasyon ürünü. Delay ile programı durduramazsınız. Böyle bir mantık yok. Peki bu ışıkları yakıp söndürme işini ya da bazen arızada blink blink yaptıracağız. Bunu nasıl yaptıracağız? Bunu daha sonra göreceğiz. Milis komutları var. Milis komutlarıyla yapacağız. Burada sadece delay'a en basit örnek olsun diye yaptım. Haberleşme yanıyor şu anda. Gönderiyor. Gönder göndermez. Zetlerim sıralı olarak çalışmaya başladı.